metal yorgunluğu var. Parti teşkilatını yenileceğiz demişti. Allah Allah. Bu teşkilat öyle bir şey ki on binlerce kişi yoruluyor fakat başındaki bir kişi yorulmuyor ne hikmetse. Onda metal yorgunluğu yok kendine göre. Tam 20 senedir aynı görevde ya o partinin başında. Halbuki kuruluş akitleşmesinde ne yazıyor o partinin? Kuruluş sözünde ne yazıyor? 3 dönem bitince emekli olacaksın yazıyor. Yok. Sarıldı, yapıştı. Ama partiyi de aşağı çekiyor. Kendini de aşağı çekiyor ama ülkeyi de aşağı çekiyor. Tüm ülke şu anda Erdoğan yorgunluğu yaşıyor. Bakın şimdi değerli arkadaşlar birkaç video izleyeceğiz. 2 senedir ne kadar çelişkiler içerisinde ülke yönetiliyor. Şu videolardan bir izleyeceğiz. Çünkü biz bunları unutmayacağız. Unutturmayacağız. Zannetmesinler ki bu millet bugün ne anlatırsam inanır. Zaten balık hafızası vardır. Geçmişi unutur. Geçmişi sürekli sünger çeker üzerine. Bugün ne anlatırsam ona inanır. Öyle zannediyor. Öyle yok. Öyle yama yok. Unutmayacağız ve unutturmayacağız. Daha birkaç sene önce ne dedin, ne yaptın, bugün ne yapıyorsun, ne söylüyorsun? Bunu hatırlatacağız. Hemen ilk videoyu izleyelim arkadaşlar. Birinci vaka. Türkiye'de darbe girişimi olduğu zaman Körfez'de kimlerin buna sevindiğini biz çok iyi biliyoruz. Manşetleri görüyorsunuz değil mi? Neler neler. Hedef kim? Birleşik Arap Emirlikleri. İfadeye bakın. Abu Dhabi. Türkiye'de darbe girişimi olduğu zaman Körfez'de kimlerin buna sevindiğini biz çok iyi biliyoruz. O günün manşetleri. Biliyorsunuz bu manşetler tek bir merkezden attırılıyor. Sanmayın ki ayrı ayrı gazete. Bir merkez. Özellikle diplomatik ilişkileri askıya almak veyahut da bizim de büyükelçiyi geri çekme gibi bir adımımız olabilir. Bizim Abu Dhabi yönetimiyle attığımız bu adım tarihi bir adım. Çatlasanız da patlasanız da. Biz hepsiyle de münasebetlerimizi çok daha iyi bir konuma inşallah getireceğiz. Burada bir dondurun arkadaşlar. Burada donsun bir dakika. Dursun demedim, donsun dedim. Neyse. Şimdi ne diyor? Çatlasanız da patlasanız da diyor. Ya Birleşik Arap Emirlikleri ile arayı bozan kim? 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün finansörüdür bu ülke diyen kim? Yani diyor ki 2 sene önceki Erdoğan çatlasa da patlasa da diyor bugünkü Erdoğan bunu yapacak diyor. Lafa bak ya. Böyle devlet yönetilir mi? Bu kadar ciddiyetsiz bir devlet yönetimi düşünülebilir mi ya? Ondan sonra Mavi Halı'ya karşılıyor. Ya bu adam eğer 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü finanse ettiyse sen nasıl Mavi Halı'yla karşılarsın, devlet töreniyle karşılarsın ya? Yok eğer böyle bir şey yoksa, bu bilgi yanlışsa o zaman dersin ki çıkar önce bu milletten özür dilersin. Bunlardan da özür dilersin. Ya bizim elimizdeki bilgi yanlışmış arkadaş. Biz yıllarca size yanlış ithamlarda bulunmuşuz. Özür dileriz. Kusura bakmayın. Siz meğer ki dostmuşsunuz dersiniz. Biz de anlarız. Onlar da anlar. Bu ne demek ya? Ama sonradan öğrendik tabii. Arkasında para varmış, para. 5 milyar dolar, 10 milyar dolar swap anlaşması olacak diye bu mavi halılar serilmiş. Onu sonradan gördük, anladık. Bildiğiniz gibi değil ya. Mavi halılar. Arkasından devam edelim. Devlet töreni. Bu ülkede 2020 sonuna kadar tam 1.574.000 kişi için terör örgütü üyeliği suçlamasıyla siz dosya açın. 1.574.000 kişi 2020 sonuna kadar. 2021 rakamları açıklanmadı. 2022'yi bilmiyoruz. Muhtemelen 2 milyonu geçti. Bu ülkenin kendi vatandaşının terör örgütü üyeliğiyle suçla sürüm sürüm süründür. 15 Temmuz
asıl darbe teşebbüsünün finansörü olmakla suçladın ülkenin, git sonunda gel burada elini sık. Böyle bir şey olur mu ya? Yanlış yaptıysan çık söyle, açıkla. Yok doğruysa bunu yapma. Kusura bakmayın, bir 5 milyar dolar, 10 milyar dolara muhtaç bir ülke değil bu ya. Bu ülke zamanında gelip IMF'in borç istediği bir ülke arkadaş. Sen gidip aynı para için gidiyorsun, ondan bundan para dileniyorsun. Yazıktır, günahtır ya. Bu ülkenin bir onuru var, bir duruşu var. Bir sonrakine geçelim arkadaşlar. Türkiye olarak bu meselenin sonuna kadar takipçisi olacak, kendi hukukumuz ve uluslararası hukukun gereği neyse onun yerine getirilmesini sağlayacağız. Evet, bu ayların düşmanı da Suudi Arabistan şimdi. Dinliyoruz. Dünyayı enayi zannediyor. Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Ya kusura bakmayın, o kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz. Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edeceksiniz? Hesap bu. Yani bu belgeyi veren enayi diyor. Dikkat ettiniz değil mi ifadeye? Takipçisi Türkiye 3 yıl sonra davayı kapattı. Adalet Bakanlığı'nın onayıyla dosyayı Ankara Riya'da verdi. Evet, kucaklaşma, sarılma, tamam. Niye? Maliye ve Hazine Bakanı biliyorsunuz 5 milyar dolarlık anlaşma peşinde şu anda. 5 milyar dolara dosya kapatılıyor. Bu kadar basit. Devam edelim. Bir başka ülke. İsrail bir işgal devletidir. Aynı zamanda bir terör devletidir. Bu terör devleti artık tüm sınırları aşmış durumdadır. Tüm dünya görmezden gelse bile İsrail'in zulmüne eyvallah etmeyeceğiz. Filistin davasını etkin savunmanın yolunun da İsrail ile makul, mantıklı, tutarlı, dengeli bir ilişki sahibi olmaktan geçtiği açık. Gene mavi halı, gene devlet töreni. Hani teröristti, hani zalimdi ve el sıkışma. Tipik. Bunlardan hangisi doğru? 2009'da o one minute çıkışı yaparak İsrail'i bir terör devleti olarak suçlamak mı doğru? Yoksa ya İsrail'le arayı yapıyoruz çünkü Filistin davasını savunmanın en önemli yolu İsrail'e iyi ilişkiler demesi mi doğru? Hangisi ya? Hangisi doğru? Yine aynısı. 5 sene önceki Erdoğan çatlasa da patlasa da 2022'nin Erdoğan'ı yapıyor, el sıkışıyor, mavi halıyı seriyor. Ne biçim devlet yönetimi bu? Ne biçim dış politika anlayışı? Arkadaşlar bakın, daha evvel de demiştim, bitmeyen bir U dönüşü bu ya. Bir sabah kalkıyorlar, Haç'la Hilal'i çakıştırıyorlar. Bir gün Şangay Beşlisi'nde olmak istiyorlar. Bir başka sabah kalkıp Avrupa Birliği güzeldir diyorlar. Tekrar ediyorum bakın. Sayın Erdoğan biraz yavaş. Ülkeyi yayık ayranına çeviriyorsunuz ya. Çalkalayıp duruyorsunuz bu ülkenin dış politikasını. Bütün o ağır sözler nedeniyle kaybolan itibarımız ne olacak? Bir sözü bir sözünü tutmayan, bir iddiasını ertesi gün yiyen yutan, tükürdüğünü ertesi gün yalayan bir hükümete, bir ülkeye bu dünya nasıl güvensin? Siz bu terör örgütleriyle nasıl mücadele edeceksiniz bununla ya? Terör örgütleriyle mücadele için öncelikle güvenilir bir muhatap olmak lazım. Özü sözü bir güvenilir bir muhatap olmak lazım. Sizin bugün düşman ilan ettiğinizde yarın sarmaş dolaş olduğunuzu bütün dünya görüyor. Maalesef tüm o kavgalar nedeniyle ülkemizdeki her bir ferdin cebindeki parayı da eritiniz. Evet, Türkiye ekonomisi bugün bu kadar büyük bir kriz yaşıyorsa, ülkede topyekün bir fakirleşme varsa, bunun en önemli sebeplerden birisi dış politikadaki bu zikzaklardır arkadaşlar. Gün geldi, yıl geldi, turizm baltalandı. Gün geldi, yıl geldi, ihracat baltalandı. Turizmcinin müşterisini azalttınız. Günün sonunda ne oldu? Enflasyonu 3 haneye, faizi 2 haneye çıkarttınız. Döviz kurunu patlattınız. Bu fakirleşmenin cevabını vermek zorundasınız. Madem hiçbir şey olmamış gibi böyle U dönüşleriyle geri dönecektiniz, niçin bunca yıldır bu kavgaları yaptınız ya? Cevap vermek zorundasınız. Kaçamazsınız. Hesap vermek zorundasınız. Bu millete anlatmak zorundasınız.
Nasıl dış politika meselesi? Bu millet de dış politikayı çok takip etmez. Ben aklıma geleni yapayım. Uyandığımda o gün ne hissediyorsam onu yapayım geçeyim. Bugün bir düşmana ihtiyacım var. Bugün Suudi Arabistan'a düşmanı yaydım. İç siyasette gevşeme var. Bakıyorsun taban gevşiyor, oylar eriyor. Ne yapayım? Bir düşman lazım. Bir düşman göstereyim, kendi tabanımı konsol edeyim. Yazık günah ya. Yazık günah. Siz kendi koltuğunuzu koruyayım derken bu ülkeye en büyük zararı veriyorsunuz ya. Ülkenin itibarını beş paralık ettiniz. Yazık günah. Değerli arkadaşlar bakın şimdi bir video daha izleteceğim. Daha güncel. Beni Sisi ile çok barıştırmak istedim. Mısır, Sisi. Asla kabul etmem. Sisi mi diyeceğiz? Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli. Yerel seçimde malzeme i̇şte, ediyor ya, yerel seçim. Sisi denilen kişi şu anda Mısır'da böyle bir yöneticidir ve ben kendisi için her zaman onu söylüyorum. Bir zalimdir. Evet, klasik. Terörist, hain, zalim, katil, dön elini sık. Elini sıkmadığı zalim kalmadı. Elini sıkmadığı katil kalmadı. Elini sıkmadığı terörist kalmadı. Resim bu ya. Değerli arkadaşlar bakın. Yerel seçimlerde dahi alet ettiği kişi Sisi ile el ele. Hem de dört elle sarıldı. Ya, dikkat edin. Dört tane el var orada. Yani normal tokalaşma değil. Böyle sarılmış. Aman gitme bir yere diye. Ve aylardır bu fotoğraf için uğraşıyorlar. Aylardır. Mısır şart arkasına şart koşuyor. Şart arkasına şart koşuyor. Yani. O çok desteklediği Rabia işaretinin de kaynağı olan o Mısır'daki hareket var ya, o hareketle artık Erdoğan'ın işi de bitti. Ona güvenerek adım atanları da ne yaptı? Yüzüstü bıraktı. Olan bu. Arkadaşlar, biz kimseye neden ilişkiyi normalleştiriyorsun demiyoruz bakın. Neden elini sıktın da demiyoruz. Ama ne diyoruz? Yıllardır zalim diye ilan ettin, bugün elini sıkıyorsun, bunun sebebini açıkla diyoruz. Mısır'da ne değişti açıkla. İsrail'in Filistinlilerle ilgili politikasında ne değişti açıkla. Kaşıkçı dosyasında ne değişti açıkla. Eğer hiçbir şey değişmediyse, sen aklına estiği gibi bir gün birine zalim katil derken öbür gün onun gidip elini sıkıyorsan kusura bakma hiç kimse sana güvenmez. Hiç kimse. Eser gürlersin, kimse dikkate almaz.